O nedenle şeydir, mühendislik çok verimli çalışıyor. Bu tabii yani şöyle bir de şunu anlatayım. Mühendislik bir tek başına da çok, bazı bilim dallarını da tek başına götürmüyor. İnterdisipliner çalışıyor. Örneğin biz biyomedikal mühendislik. Evet. Sağlık bilimleriyle bir iş yapıyor. Birlikte Evet. çalışıyorlar bazı konuda. Lisansüstü öğrencileri hatta şöyle oluyor. Lisansüstü öğrencisi mühendislik kökenlidir. Ancak tezini sağlık bilimlerinden alıyor. Tez danışmanı Hatta oradan da zaman olan zaman sporla da ortak. galiba işbirliği Tabii tabii yapabiliyorlar diye tabii biliyorum tabii ben tabii Türkiye'deki tabii sporla yapılan işbirliğinde işte bizim BESYO'nun başında olan Sayın hocamız. Ahmet Şahin hocamız şey de aldı, patent de aldı. Yani mühendislikte ortak yürüttüğü çalışmalardan patent de aldı. Yani bu sonra ne bileyim işte temel bilim diyoruz, matematik diyoruz ama matematikle işbirliği yapılıyor. Yani buna ortak yürütülen programlar vardır. Hem mühendislik dallarında o ana bilim dalının ana bilim dalı içerisinde çalışmalar tek başına yürütüldüğü gibi interdisipliner yani çok disiplinli çalışmalar da yürütülüyor. Ve tabii ki şey etmiyorum öteki bölümlerin, öteki fakültelerin veya öğrencisini araştırma ve çalışmalarını göz ardı etmiyorum ama konumuz Fen Evet. Bilimleri Enstitüsü olduğu için şey ediyorum. Bu interdisipliner çalışmalar oldukça yaygın, oldukça Evet. yayıldı ve çok başarılılar bence. Çok yani çok iyi sonuçlar Aslında alıyoruz. bütün programlarda da, bütün bölümlerde de aslında bu mantığı göz ardı etmek mümkün değil. Yani biz zaman zaman iletişim fakültesinde eğitim bilimleriyle, güzel sanatlarla, sahne sanatlarıyla, diğer programlarla, sosyal bilimlerin değişik programlarıyla ortak çalışma yapmanız gerekiyor. Çünkü iyi bir şey çıkarmak için her açısından bir çalışmaya bakmanız gerekiyor. O perspektifte ortaya koymanız gerekiyor. Aynısı zannederim tüm bilim dalları için geçerli hocam. Tabii yani bir kişi her şeyi bilemeyeceğine göre Evet. bilen insanlardan yararlanmak, bilen Evet. insanlarla işbirliği yapmak, herkes kendi bilgi dağarcığında ne varsa onu ortaya koyup bunları birleştirip bunun sonucunda bir şey oluşturmak çok güzel bir şeydir. Ve tabii bütün dünya aslında buna gidiyor. Bunun da yapılması gerekir. Öyle disiplinler var ki interdisipliner olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Denizcilik, biraz Evet. önce denizcilikten bahsettim. Denizcilikte tek başınıza bir araştırma yapamazsınız. Bir çalışma yapamazsınız. Mutlaka disiplinler arası olması gerekir. İnterdisipliner İşin olması içerisine gerekir. ticaret giriyor, Her işletme şey giriyor, giriyor. hukuk giriyor, değil mi? Her şey evet. Hukuku giriyor, çevresi giriyor, Evet. mühendisliği giriyor, meteorolojisi giriyor. Sayın sayabildiğiniz kadar. Hepsi var. O zaman interdisipliner Evet. çalışacaksınız. Evet. Çalışmakla yükümlüsünüz de. Pardon hocam, Tabii sözünüzü böldüm. buyurunuz. Hocam biz bu kadar şey anlatıyoruz. Yakında üniversitesinde bölümlerde gelişmeleri anlatıyoruz. Bilim dallarını anlatıyoruz ama biz ekranları başında izleyen anneler, babalar, çocuklar için üniversiteden, akademik kadrodan, kampüsten önce aslında burs çok önemli. Onlar önce buna bakıyorlar. Büyük bir Çok kısmı ya güzel. da genelleme yapmayalım ama büyük bir kısmı bursa da bakıyorlar. Yani özellikle fakülte bazında düşündüğümüzde hangi burslar sağlıyor Yakında Üniversitesi? Şimdi şöyle siz şey dediniz yani büyük bir çoğunluğu bakıyor. Belki hepsi bakmıyor dedi. Ben belki hepsi bakmıyor sözüne pek katılmıyorum. Yani şöyle katılmıyorum. Evet. Bizim de verdiğimiz burslar çünkü öyledir. Bizim üniversitemizin sağladığı burslar da. Yani şimdi sizin maddi durumunuz yeteri kadar iyi olduğunu varsayalım. Ancak çocuğunuza bir üniversite diyor ki ya sen bende eğitimini görürsen ben sana burs vereceğim diyor. Bu sizin hoşunuza gitmez mi? Bununla gurur duymaz mısınız yani? Kesinlikle duymayacak Yani bir şey değil. onu tabii Bir değil. de şunu Çünkü başlattı. başarılıdır Tabii o ki. yüzden burs Bir de alıyor. üniversitemiz, bu sene sözünüzü kesmiş olmayayım yine, şunu başlattı. İlk tercihlerde Yakında Üniversitesi'ni yazan öğrencilere tercih bursu sağlamaya başladı Tabii. ki bu çok Tabii. önemlidir. Tabii. Yani nitelikli, kaliteli, daha üst düzeydeki öğrenciyi çekmek adına da çok önemlidir. Tabii. Hocam pardon, buyurun. Bizim bölümlerimizde genellikle burs var.